Değerli Dost TV izleyicileri bugün konumuz çocuklarda öfke problemi, öfke ve saldırganlık. Bu konuda sorular alıyoruz. Hocam bizim çocuklarımızda öfke problemi var ne yapabiliriz? Bunlar nereden kaynaklanıyor? Çözümümüz ne olur? Bugün Tala ile beraber ele alıyoruz. Ne diyorsun Tala? Evet gerçekten günümüzün önemli bir problemi. Ben de birçok rehber öğretmen arkadaşımla beraber bir araya geldiğimizde bu mesele üzerine neler yapabiliriz? Nasıl bu meseleyi aşabiliriz? Çünkü gerçekten vakalar artmaya başladı. Bu her okulda her şehirde. Bu şekilde bunun altında yatan etkenler neler? Biz öğretmenler olarak ne yapmalıyız? Anne babalar ne yapmalı? Ne gibi çözüm önerileri var? Bunları güzel bir yayın olarak aktaralım istedik. Şimdi neden bu kadar arttı? Bence eskiden biz ne yapıyorduk? E, ayağımız, elimiz toprağa değiyordu. Koşturuyorduk, evet. ağaca tırmanıyorduk. Çimlerde özgürce enerjimizi atıyorduk. Şu anda çocuklar atabiliyor mu? Atamıyor. Atamıyor. Nerede evet. çocuklar? Hepsi apartmanlara hapsolmuş durumda. durumda. Hepsi oturmuş oyun oynuyor bilgisayarda. Belki de o bilgisayardaki oyunlarda şiddet içerikli oyunlar. Evet. Yani yeri gelmişken bahsedelim. dediğin gibi insana bir hareket ihtiyacı var. Bu hareketi atamadığı için enerji içeride birikince bir yerden çıkması lazım. <laughs> o da maalesef kötü şekilde çıkıyor. Bir de dediğin gibi izlenen yayınlar da çok önemli. Çünkü ufak çocuklar için iki şey şekillendirir. Bir okudukları, iki izledikleri. Özellikle de somut işlemler döneminde olduğu için izledikleri. İzledikleri yayınlar da kontrolsüz olunca, anne baba da takip edemeyince iş yoğunluğundan dolayı işler öfke problemi, saldırganlıkla sonuçlanabiliyor. Hem oynadıkları oyunlar, hem izledikleri içerikler. Şimdi oyunlarda niye tehlike var? Biz bunun üzerine belki de daha önce de durmuştuk. Evet. Bilmiyorum hatırlamıyorum ama oyunlarda şöyle bir tehlike var. Çocuk sorgulamadan gördüğünü uyguluyor. Evet. Yani Çocuk da e, oynadığı oyunlarda eğer şiddet varsa bilin ki o şiddeti bir şekilde çevresine yansıtıyor. Modelle doğru yanlış mekanizması yok ya. Yani. Yok çocuklarda. Gördüğünü doğru olarak alıyor, örnek olarak algılıyor. E bir de bunu yapanlar sevdiği kişiler olunca, bir süper kahraman olunca, e, özellikle hayranlık duyduğu biri olunca daha da etkili hale gelebiliyor. Özellikle oyunlarda GTA, yine Volarant, PUBG gibi oyunlara dikkat etmeliler. Bunlar hmm. yine en az en az 13 yaş üzeri oyunlar bu tarz şiddet içerikli oyunları çocuklarımıza kaldırıp biz takibini iyi yapıp anne babalar ona alternatif oyunlar üretmeliyiz. Evet, bunu, bunu oynamanı de... istemiyorum ama evet. bunu oynayabilirsin gibi. Bir yerine şu için Çocuk oynuyor. Gibi. Çocuğun bilgisayarda oyun oynuyor ya da e, cep telefonunda oyun oynuyor. Ama ne oynuyor? Evet. Şimdi oynadığı oyunu bence çok dikkat etmek gerekir. Gerekir. Ya yani bir de oyunların içinde de farklı şeyler çıkabiliyor. İşte mesela şu an bir de 16 çizmiştik ama çok önemli olduğundan bir de altın çiziyorum. Oyunlardan daha tehlikelisi YouTuber'ların videoları. Hmm. Mesela atıyorum Roblox diye bir oyun var. Aslında eskiden çok tehlikeli değildi ama oyun odalarında yine odalar oluşmaya başlıyor. Yani. Oyun kendini güncelliyor. Korku odaları ortaya çıkmış mesela. Yani. Orada çok vahşi böyle yaratıklar. Ben yeni duydum korkutuyor. onu. Seks odaları maalesef. Ya. Şey. Şimdi bu sefer ne oluyor? O çıplaklık, e, oradaki e, çocuğun görmemesi, duymaması gereken şeyler. Hatta bu oyunların bir kısmı, çoğu mu? Online bunlar. Online, Online bunlar. olunca o odalardan yazışmalar. Evet. Şimdi asıl tehlikeli olan bu. Bu. Ve çocuğun agresifliği, hırçınlık ortaya çıkartıyor. Görmemesi gereken görüntüleri görmesi bile çocuğun. Hmm. Farklı etiketler ortaya çıkıyor. Bununla alakalı da Serta Çabi, Orhan Tokel, dijital bir Orhan Tokel ve de Ramazan Şimşek'i takip etmeli hmm. veriler. Bilinçlenme anlamında. Ya, Hocam biz bu kadar da olduğunu bilmiyorduk cümlelerini görecekler, kullanacaklardır. Ya önemli maddeler izledikleri. Evet, evet. biz bu bugün ne, neden bahsedeceğiz şimdi yani anne biz babalara? Yine anne babalara çocuğu bir anlamaktan başlayacağız. Hmm. Yani çocuğa öncelikle bir kök nedenini keşfetmemiz lazım. Şimdi bir öfke sorunu var ortada. Var. Bir öfke sorunu varsa bunun bir defa bir kök nedeni var. var. Şimdi ben geçmişte bakıyorum. Bende öfke sorunu var mıydı? Vardı. Şimdi öfke sorunu nereden kaynaklanıyor? Bir ailede gördüğün olumsuz evet. e, modeller. modeller. Mesela babam da diyelim ki öfkeliydi benim. Evet. Diyelim ki benim annemle babam sürekli birbirine bağırıyordu. Bütün bunlar ne yapıyor? Beni etkiliyor. Etkiliyor. Şimdi benim sorunlar karşısında verdiğim tepkiler. Evet. E şimdi ben anlaşılmadığımı hissettiğimde ben sinirlenir, bağırırdım mesela. Şimdi, tamam. şimdi bunun gibi benim geçmişte yaşadığım ben öf öfke problemim bende var mı yok mu? Bende yok varsa, şey. bak şimdi bir bunu kontrol etmem lazım. Bende var mı yok mu? Bende varsa, bende olan öfkemi farkında olmadan ben çocuğuma da yansıtıyor olabilirim. Evet. Ve, Ve e, ondan sonra çocuk... Yani arkadaşlarını daha birinci sınıf şiddet uyguluyor. Hani bir gün babası veli toplantısında beni ziyarete geldi, muhabbet ettik. Hocam diyor, oğlum bana geçen çok güzel bir cümle kullandı diyor. Baba diyor, sen ilk defa trafikte kimseye küfür etmedin diyor. <laughs> Allah Allah. Kimseye bir şey demedin diyor. Baba sen ne yaptın demiş çocuk. <laughs> bana öyle bir cevap oldu ki hocam diyor. Ya. Ben onun farkındaydım. Daha iyi nasıl gidebilirim diye düşünüyordum. Dertleniyordum içimden de diyor. Hmm. Demek ki biz her seferinde çocuğa öfke öğretiyormuşuz diyor yani. Doğru söylüyor. Ama şu Görüyor onu çocuk. Güzel. O hoşuma gitti. Ben ne yapabilirim hocam. Hmm. Daha iyi için. Çok güzel bir yaklaşımla ilerledi. Çocukta da gelişmeler var. Evet. Bir, yani burada birinci maddemiz ne bizim şimdi? Anne baba doğru rol model olmalı. Hmm. Yani çocuk eğitiminde yine yüzde seksen kısmı dediğimiz. Yine yani dönüyor. Dolayısıyla ilk maddemiz oluyor. Hmm. Çünkü dediğimiz gibi yine çocuklar ayna bizi yansıtıyor. Çünkü farklı bir velimiz var. Onda da kendi bir öfke problemi var. Ama o kabul etmiyor diyor ki ben yüzle dövmüyorum ki diyor. <laughs> bağırıyor, çağırıyor çocuğunu belki. Bu da bir öfke göstergesi. Tabii. Ve Ama... orada bağırdığı zaman o e, düşün koca dev gibi bir cüssesi evet. küçücük bir çocuğa bağırıyor. bağırıyor. Şimdi çocuk nasıl olur? Tabii çocuğun o sinmesi, korkması, evet. acaba döver mi kaygıları. Evet. Şimdi bunlar da çok tehlikeli şeyler aslında. Yine çocuk sorunları nasıl çözeceğini senin de bahsettiğin gibi. Aa sorunlar bu şekilde. Bağırılarak, çağırılarak çözülürü modellemiş oluyor. Hmm. Babasını eğer de seviyorsa bunu görüyor çünkü yani. Sorunlar bu şekilde çözülür görüyor. Diyor ki o vurdu sen iki kere vur. Diyen maalesef anne hani babalarda var. Mevcut. Onlar da hemen bir kendine dikkat etmeli. Çünkü öbür türlü vurdu, artık ufakken belli bir noktada ama üst düzeyde gelince öne aşılmaz bir noktaya gelebilir. Tamam şimdi 18 yaşına kadar dövmenin, vurmanın bedeli kanunen ödetilmiyor. Ama 18 yaşından sonra bu bedeller ödetiliyor. Şimdi mesela bir bakıyorsun en ufak sinirlendiğinde işte boşanmış, eşini Allah göstermesin dövmeye, öldürmeye kalkan insanlar var. Bunların hepsi öfke problemli insanlar. Tedavi görmemiş, geçmişte bunun farkına varıp, üzerine gidilip çözülmemiş. Sonuçta bunların sonuçlarının bedellerini hepimiz toplum olarak ödüyoruz biz. Evet, aynen öyle. Öfke yarı delilik andır demiş büyüklerimiz. Güzel bir söz. Burada da anne babalar kendinde de olabilir bu problem. Geçmişlerine getirdikleri, yaşadıkları olaylar önemli bir mesele. Çünkü dediğimiz gibi yani kırılan dökülenin nereye gidebileceğini bilemiyorsun. Dediğim gibi delilik anı yani. Doğru. Onun için anne baba bunun farkında olup kendi de tedavi alabilir. Bu tedavi çocuğuna iyi gelir. Yine mesela yine yaşadığımız bir olay. Ee, çocuk kavga etmiş arkadaşıyla. Dayak yemiş. Babası demiş niye dayak yedin? Babası hani niye kavga ettin demiyor. Niye dayak yedin? Evet. Bir de çocuğu hallet demiş mesela. Sonra bir abi konuştuğumuzda falan hocam yanlış demişim ben ya dedi. Bende de bazen bazen patlamalar olabiliyor. Baba da ben de açıyorum hocam. Çocuğum için ne yapmamı gerekirse yapabilirim dedi. Ve çocuk yine daha iyiye gitti. Hmm. Ama yine bu yanlışını sürdürse Tabii. Ya, çocuk nasıl düzaksın. Çocuk okula gelir o çocuğu bir daha döver. Evet. Neden e, nasıl dayak yedin? Baba bu, evet. bu sefer dövdüm de geldim. Veya bir daha dayak yer. bir, daha dayak bir daha dayak yer gelir. Ama gerçekten önemli bir problem. Yani gerçekten evet. çocukların arasında olan meseleler bazen anne babalar da giriyor. Fazla hmm. öfkeli olduğundan gidiyor. Ufacık çocuğa bu sefer öfke gösteriyor. Evet. Bu sefer çocuğun hoşuna gidiyor. Yine bak öfkeli çözüldü. Yine bastırarak çözüldü deniyor. Hmm. Bu da tehlikeli. Bir bir defa çocuğumuzda öfke problemi varsa. Evet. Bunun nereden kaynaklandığını. Bilmemiz lazım. Bunu bilmemiz lazım. Evet. Altında yatan duyguları da bilmemiz lazım. Dedik hmm. ya, kök neden nedir? Değersizlik, yetersizlik ihtiyacı. Kendi ifade edememe. Hmm. Öfkenin altında yatan temel ihtiyaçlar, temel duygular bu. Ben değerliyim. Ben... Eee kendimi ifade edebilirim. Şöyle değersiz olduğunu hissettiğinde değerini göstermek için öfkeleniyor. Evet ya, evet, dikkati çekiyor. İletişim kuramadığında, kendini ifade edemediğinde bu sefer bağırmayı öfkeyle tamam. beraber tepki vermeyi seçiyor. Urumayla gösteriyor. Urumayla gösteriyor. Onun için de iletişim becerilerine de anne babalar dikkat etmeli. İletişim yani, iletişim becerisine ön başta yine evimizde işimizle olan iletişim şeklimiz çok önemli. Hmm. Çocuğun bizden yine modellediği önemli mesele bu. Ben mesela geçen onu düşündüm. Annemle babam hiç tartışmış mıdır, kavga etmiş midir? Yani kaç sene oldu evliliğiniz size? 27 oldu. 27 sene. Yani kaç küsur senedir ben düşünüyorum taşınıyorum. Bulamadım yani. Belki bir iki ufak tartışma aklıma geliyor. Evet. Ama ne kadar güzel yani. Ya bir de sürekli bağırılan bir evi hayal etsen çocuk bunu duyuyor, şahit oluyor. Elbet çocuğu etkiliyor. Mesela bir tanıdığımız vardı. Evde sürekli bağırışma hali. Anne babaya, baba anne sürekli bir bağırışma. Artık bağırılarak kitap ediliyor. Ama gün geldi. Bağırma bir iletişim dili olmuş. Dili olmuş. Gün geldi. Çocuk büyüdü. Onu da görüyorum, acıyarak görüyorum. Annesine bağırıyor. Evet, babasına bağırıyor. Babasına pek bağıramıyor da. <gülüyor> <gülüyor> Annesine bağırıyor yani. Hani evet, sürekli bir bağırışma hali var evin içinde. Çocuk artık iletişim modeli haline getiriyor bunu. Evet. Şimdi mesela ben bu çocuklar duymasın dizisi vardı ya. Evet. Orada tartışacaklar zaman mutfak. <laughs> ha, hatırlıyor musun mutfak. Hatırladım. E şimdi güzel. Yani ben en be, be, bence en azından güzel. Yani son, sonuçta çocuğun önünde tartışmayalım. Evet. E tartışacak bir alan bulalım. Orada orada tartışalım. Evet. E, şimdi hiç tartışma olmaması mümkün değil. Mümkün değil. E, ama sonuçta tartışsak bile e, bizi çocuğumuzun gözlemlediğini ve bizim e, iletişimlerimizi çözme şeklimizi de birebir modellediğinin farkına varmamız Farkımız lazım. lazım. bir de dediğimiz gibi iletişim şekillerinde çocuğa iletişim becerileri kazandırmamız lazım sosyal ortamlarda insanlarla çocuklara daha çok muhatap etmemiz lazım. Dediğim gibi evlere kısıldık, kapandık. Çocukların evinde telefon, tabletler. Çocuklar iletişimden de kopuk. Tabii iletişim becerisi şey yok çocukta. O ilerlememiş. Tabii, kendini ifade edemiyor. Sosyalleşebilmeli. Ee. Sosyalleşirse ne yapar? Beraber bir problemi nasıl çözeceğini anlatır, duygularını aktarır, beraber yine oyunlar oynar derken bir sağlatım içine girer. Ama bu sefer çocuklar şişiyor, şişiyor, şişiyor. Saatli bir bomba gibi çocuklar yani. Evet. Şimdi mesela okulda birbiriyle kavga eden, sorun yaşayan çocuklar geldiğinde neler yaşadıklarını çok rahat anlatabiliyorlar mı? Sen gözlüyor musun o, o mesela... iletişim becerisi, iletişim yeteneği, çocukların da kaybolduğunun Hı. göstergesini hissedebiliyor musun Hissede okullarda? Hissedebiliyorum. Yani özellikle iki tane öğrencim vardı. Ciddi bir olay yaşadılar. Ben ayırdım böyle. Çocuklar anlatamıyorum, anlatamıyorlar. Yani anlatmıyorlar değil. Susturuklarından değil. Anlatamıyorlar yani. Hmm. Zaten ben onları önden de tanıyorum. Tek kelimeyle konuşan çocuklar. İletişim başlatıp devam ettiremiyorlar yani. Bir Ne olduğunu anlatamıyor yani. Ne olduğunu, ne yaşadığını anlatamıyor yani. He. o Suçlu kim mi? O mu? Ben miyim? Ne oldu belli değil. Çözemedik yani. Bulmaca gibi çocuklar. Ama öyle yani içlerden içeriden. Belki yaşadıkları başka problemler de var. Onların birikmişliği var. Yoğun bir teknoloji bağımlılığı var. İkisine de bildiğim için bahsediyorum. Üçüncüsü de iletişim problemleri var. Belki onu konuşarak çözebilecekler de. Tabii. Bir tanesi bir tanesinin kafasına çimenlik atmış. He. Bir tanesi bundan rahatsız olmuş. Ama bunu biriktirmiş, biriktirmiş, vurmaya başlamış. Yapma arkadaşım rahatsız oluyorum, ee, aynı sana yapısa nasıl hissedersin dese çözülecek. Hmm. Ama bunu yapamıyor. Tek çözüm ne? Vurayım dursun. Evet. Ama vurunca duruyor mu? Onu durdurmak için vurmuş tabii. Elinde bu mekanizma olunca, iletişim kuramayınca birçok mesele daha da büyüyebiliyor. Onun için çocuklarımıza biz iletişim becerilerini geliştirmesinde de desteklemeliyiz. Hem okullarda öğretmenler olarak evde de aileler olarak. Bununla alakalı ne yapılabilir? Ben 3 tane madde öğretiyorum öğrencilerime. Evet. Bir arkadaşım yaptığından rahatsız oluyorum. Bazen şaka yolda yapılabiliyor. Bu e, meseleler arkadaşlar arasında. Şimdi ne hissettiğini ifade et yani öyle İlk mi? Tamam. Öbür türlü Anlamıyor ki. Hmm. Ben şaka yapıyorum zannediyor. Ama Tabii. o rahatsız oluyor. Yani o gülüyor eğleniyor. Ama evet. bak şimdi bende ne hissettirdiğini bilmiyor. Bilmiyor. Çocuk. Çünkü empati yeteneği gelişmemiş. Bunda geliştirilmesi lazım. Empati çok önemli. Çok önemli. Zorlulukla evet. alakalı en önemli maddelerden bir tanesi o. Evet. Zaten ikinci maddem de benim o. Arkadaşım aynı sana yapısa nasıl hissedersin? Bunu hmm. söyle diyorum. Ondan, ondaki empatiyi vicdanı devreye çıkart diyorum. Tamam. İlk yüzde %50'si çözülüyor. Evet. İkincisi %75'i çözülüyor. Üçüncüsü de böyle yapmaya devam edersen sert net bir duruşla öğretmen söylemek zorunda kalacağım de tavrını belli et diyorum. Ve gerçekten bize de gel. Bana veya idareye veya işte danışman öğretmenine hangisi ise en yakın nöbetçi öğretmenine bunu söyle. Kendi başına çözmeye çalışma. Hmm. Özgür türlü sen onu vurdun ben onu vurdum. O sana söyledi ben sana söyledim. Ne olur? mesela küçülür mü büyülür mü diyorum. Büyür. Büyür. Onun için de bunu yapan öğrencilerimden güzel dönükler aldım. Çözülmeyince de artık idari olarak devreye girilip çözülmeye gayret ediyoruz. Şimdi bir defa akran zorbalığı varsa evet. tamam mı? Akran zorbalığında o çocuk kendini e, o akran zorbalığını yapan çocuk tarafından sindirilmemeli. Evet bu önemli. Ne hissettiğini e, nasıl yaralandığını yani iç dünyasında neler yaşadığını ifade etmeli. Önemli. Şimdi sen dedin ya az önce. Evet. Ben ne hissediyorum? Yani Ben bundan memnun değilim. Yani sen beni üzüyorsun, kırıyorsun. Bu yaptığın şey beni üzüyor, kırıyor. Öbür türlü birikiyor. Bir, o birikiyor. Yani bir defa orada onu söylemeli. Şimdi çocuğu durduramıyor. Evet. Ne yapmalı? O zaman öğretmenine evet, ee, en yakından. En yakın, yakın kim diyorum. var? Öğretmenine. Öğretmen mesela o yakınlığı göstermiyorsa çocuğa. Ne yapar? anlatamaz. Olursa... O güveni vermemişse anlatamaz. Of. Onun için o da yok. Baktın sen çocuk okuldan geldi. Evet. Şimdi öğretmen o yakınlığı göstermemiş. Anlatamamış ona. Bir anne baba olarak orada onun e, üzgünlüğü, kırgınlığı, bir şeylerin olduğunu hissetmen lazım senin. Yine o güven bana ne kadar önemli değil mi? Tabii çok önemli. İletişim olarak çocuk açabilir. Öbür türlü çocuk hem ruhsal anlamda rahatsız oluyor. Hem de problem büyüyor. Tabii ben mesela okula gitmek istemiyorum diyor çocuk. Evet. Şimdi neden gitmek istemiyor kardeşim? Altında neler yatıyor? Şimdi altında yani. neler yatıyor? Şimdi ben gitmek istemiyorum okula diyen bir çocuk. Şimdi onun o buzdağının altında neler olduğunu hemen senin anlaman lazım. Allah Allah niye gitmek istemiyor? Olur mu canım gideceksin sen. Ama şimdi akran zorbalığına maruz kalıyor. Evet. Okulda dalga geçiliyor. Belki söyleyemiyor. Belki söyleyemiyor. Mesela orada öğretmen kaliteli bir öğretmen. Orada o çocuğun ortamı gözlemleyip, o çocuktaki sıkıntıyı anlayıp o da çözebilir. Bak sonuçta burada yapılanı anlama için bağ kurmak. Bağ kur bu yakınlığı göstermek, o güveni sağlamak önemli. Evet, o evet. güveni öğretmen sağlayamamışsa anne baba sağlamalı ki çocuk hiçbir şeyi saklamadan anne babasına anlatabilsin. Yani. Anne baba da çözüm odaklı olmalı. Evet. Yani sorun odaklı olur. mesela bazı öyle anne babalar da var. Kendi başına çözmeye çalışıyor. Gidiyor diğer çocuklarla kendi böyle baskılayarak şey yaparak oluyor. Yine mesele büyüyor çocuğu sıkıştırıyor. O, o çocuğu dövüyor. O, evet yani onun için değil. Burada da yine bir hakem gibi idareyi, öğretmenleri devreye sokup bu şekilde çözülmeye gayret edilmeli. Orada idare de e, o çocuğu bir dinlemeli. Dinlemeli. Anne babayı dinlemeli. Daha sonra akran zorbalığını uygulayan çocuk. O da çocuk sonuçta yani Zorbağım. bunu Ama çocuk. Düşman gibi görmenin bir anlamı değil. yok. O da çocuk sonuçta. Akran zorbalığını yapan çocuğun kim olduğu. Evet. Bu çocuğun e, nelerden etkilendiği, anne babasından mı kaynaklanıyor, izlediği işte videolardan, filmlerden, oyunlardan mı kaynaklanıyor, nereden kaynaklanıyor? Bunu bulunup, o çocukla güzelce konuşulup, kurallar, bak birine kızabilirsin evet. ama vuramazsın. Zaten şu an akran zorbalığı bir disiplin suçu baba. Hmm. Geçen sene yönetmeliğe de girdi. Güzel. E çocuk sonuçta en nihayetinde devam eden, zorbalık bu, sürekli devam eden baskı ve şiddet demek. Tabii. Çünkü akran zorbalığına uğrayan çocuğun özgüveni, öz saygısı yok oluyor. Evet. Bu çocuk tamamen e, sınıftan, okuldan, hayattan so soğuyan bir noktaya gelir. Allah göstermesin Ke kendine zarar bile verebilir bu evet. çocuk. Evet. Yani. psikolojisi bozuluyor. Psikoloji bozuluyor çünkü. Ama yapan kişinin de psikolojisi çok normal değil. Evet. Bununla alakalı dediğin gibi yine anne baba devreye çıkıyormuş. Ben uzman psikolog okulumuza gelmişti. Bir sunum yapmıştı. En nihayetinde kaynağında ne var hocam demişti. Bu çocuk da kendisi de bir zorbalığa maruz kalıyordur dedi. Hmm. O onu da farklı şekilde aktarıyor diyor. Tamam, bu, bu bu belki de anne babasından zorbalığa maruz kalıyor. Belki de, belki, belki de. de. Ama şu mesele önemli dediğimiz gibi idarin doğrudaki duruşuyla hem çocuğu anlayıp kök neden çözül, hem de yaptıklarının sonu onu nereye götüreceğini anlarsa bu şekilde daha iyi gidilebiliyor. Veya aşılamaz bir mesele ise çocuğun meseleleri artık iyice kalıplaşmışsa o zorbalık hali, o artık antisosyallik yıkım yapmaktan zevk alan bir halde ise. Mutlaka bir uzman desteği, psikolojik desteği alınmalı. Bu sefer o çocuğun mayası bozulmuş zaten. Evet. Yani ne, o bozulan mayanın tedavi edilmesi için özel bir çaba gerekir. Gerekir. Ama yine onunla da uzman desteğiyle de dönüşen, değişen birçok çocuk da var. değişinecek dönüşülecek mesele değil ama kabul etmek. Tabii. Benim çocuğum yapmaz. İşte bu çok yanlış. Evet. Söyleyeyim anne bunlar yapabilir. 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 He, çünkü öğretmen durduk yere niye senin çocuğuna bir şey diyor? Tabii benim çocuğum yapmaz değil, benim çocuğum böyle bir şeyi neden yaptı? Evet. Evet. Kritik soru bu. Ya, bu. Kritik soru bu. Neden yaptı? Acaba benim suçum var mı? Evet. Ee, acaba çevresinden birilerinden mi etkileniyor? Bunu araştırmak Daha lazım. Daha iyi olması için çocuğum ben neler yapabilirim? Tamam. Dendiği yüzde %90 sorunlar çözülüyor bence. Tamam çok güzel. Yine bir diğer önemli maddemiz de ilgi ve sevgi. Hmm. Ya Çocuk gerçekten tensel temas, ilgi ve sevgiyle beraber o zorbalık, o öfke hali orada değişmeye başlıyor. Hmm. Çocuk yumuşamaya başlıyor. Gerçekten sarılmayla beraber... Daha iyi hormonlar, oksitosin, şefkat hormonu salgılanmaya başladığı için çocukta iyilik tohumları ortaya çıkıyor. Kötülük tohumları daha solmaya başlıyor. Hmm. Çürümeye başlıyor. Onun için de anne ve baba kaliteli vakit geçirmeye gerçekten önem vermeliler. Şimdi öfkeli bir çocuk var diyelim karşımızda. karşımızda. Ee, öncelikle ne yapmamız lazım? Şimdi öfke nöbeti geçiriyorken bir insanı durdurmanın anlamı yok bence. Yok, Durduramaz. Onda da yaşadığım bir olay anlatayım. He. İlk görev yılım, çocuk büyük bir öfke nöbeti geçiriliyor. Hemen beni çağırdılar. Gittim ben. Bağırıyor, çağırıyor mu? Y yerde Yok, mi tepiniyor? Yerde. Ne aynen yerde. Ama bir volkan yani. Aynen. Adeta bir bomba. Patlamaya hazır. Dokunuyor. Böyle kedi gibi çırmalar gibi hareket yapıyor. çünkü böyle pısmış yani. Ben oradan bir şeyler konuşmaya çalışıyorum. Buradan bir şeyler yani çocukla bağ kurmaya çalışıyorum. Hiç kuramaz, Hiçbir şey yapamadım. Sonra <laughs> çok tecrübeli bir sınıf öpmemiz geldi. Geldi. Orada etrafı başka çocuklar vardı. Herkes uzaklaştırdı. Biraz onu köşeye doğru aldı. Bir uzaklaştı. Hiçbir şey olmamış gibi. Adeta olur ya çay sıcaklığı <laughs> düştüğü gibi. O volkan yanar azaldı. Çocuk biraz daha böyle o pusmuştu böyle. Açılmaya başladı. şimdi iletişim açtı. Tabii. Ama orada ben onu yaşayarak öğrendim. Do doğru. <laughs> ya orada ben o çocukla kendim sözle biraz yumuşatayım. Telkinlerle iletişim kurayım. Teseller vereyim dedim ama yok. Çünkü çocuk orada iletişime kapatmış. Tabii. Bununla alakalı da bütün beyinli çocuk kitabı var. Hmm. Daniel Shigal'ın. Orada o diyor üst beyin ve alt beynimiz var bizim diyor. Evet. Sağ beyin sol beyinden farklı. Doğru. doğru. Üst beyin akıl mantık odaklı, alt beyin duygu odaklı. Evet. Orada çocuk kendisini dünyana kapatıyor. Hmm. Senin dediğin cümlelerin hiçbir anlamı yok. Orada alt beyin aktif olduğu için, orada biraz daha tensel temas ve orada artık ufak bir bebekle iletişime geçer gibi olacağız yani. Tamam. Önce onu ama önce onu yok sayacağız. Aynen. Önce, önce onu yok sayacağız. O öfke patlaması anı geçecek. Gecek sakinleştikten sonra artık biz bağ kurmaya başlayacağız. başlayacağız. Bağ kur e, kurma esnasında da gel oğlum tut elimi. Evet. Bak ya sırtını sıvazlayacağız. Ya da sarılarak sarılarak. tamam. E, göz teması kurarak tamam. ve ondan sonra biz ne oldu? Şimdi sen niye kızdın? Neye tepki verdin? Ondan sonra onu açmaya çalışacağız. Onu açmaya çalışacağız. Bu Abi. da önemli çünkü öfke kriz anlarında dediğimiz gibi o yanar da ateşe elini sokarsan sen de yanabilirsin. <laughs> Çocuğun bir sakinlemesini beklemek, görmezden gelmek önemli. Burada öfke meselesinde bir diğer önemli mesele de çocuk öfkesiyle bazı şeyleri yaptırmayı elde etmiş. He. Sürekli mesela bir şey giriyor. Bağırıp çağırarak anne bu var artık bağırmasın artık uğraşmayayım diye hemen artık pes ediyor koyuyor. Onun e, onu istediği şeyi elde etmenin bir yolu ve yöntemi olarak çözmüş çocuk. El almış. El almış. Evet. Orada da bu şekilde çözemezsin. Bu şekilde yaparsan seninle iletişime geçmeyeceğim deyip yine yalnız bırakmak lazım. Hmm. O odadaysa o odayı terk et. Ondan uzaklaşıp biraz daha yaptıkları hareketlerine dikkat et. Şu an seninle konuşmuyorum, iletişim kurmuyorum. Toparladıktan sonra benimle konuşmak istersen konuşabiliriz. Neler yapılması lazım? Beraber iletişime geçelim. Şimdi o başka bir odaya koymak kolay. Orada bir problem yok ama şimdi düşün bunu alışveriş merkezinde yaptı. Evet. Bağırıyor. Sen şimdi bir bakıyor Allah rezil olduk bu kadar insanın içinde bağırıyor. Bu sefer anne tamam tamam diyor. Ne yapsın? Bak şimdi. Evet. Burada bu alışveriş merkezinde bile olsa. Bütün insanlar onlara baksa bile yaptığı yanlış. Yanlış. Doğru mu? İstediğini almak mı lazım? Yok. Yani yine, yine yer, su indirmiş oluruz. Tabii. Çocuk yine bunu ele geçirmiş olur. Gerekirse alışveriş merkezini bırakmak, terk etmek lazım. Evet. Yani yine orada nokta atışı uyarılarda bulunup net evet, güzel bir duruş gösterip ee, çocukla bunun daha sonra konuşulması gerektiğini belliydi. orada sınır koyma da önemli. Abi. Hani orada artık büyük e, Mehmet Bey hocamın çok güzel bir sözü var. Sınır koyma olmayan yerde bol bol sinir olur diyor. Hmm. Yani orada biraz daha dikkatini dağıtmaya çalışmak olabilir. Yine alternatifler üretme olabilir. Sınır koyma dediğim gibi bir tane bir şey alabilirsin. Buna uy gibi şeyler olabilir. Benim aklıma bunlar geliyor. Sen ne yapalım şimdi bunu. Şimdi mesela dışarıdan gelirken baştan söylemek Anlaşmak lazım. Anlaşmak lazım. Anlaşma yapmak Özellikle. lazım. Bak giriyoruz. Onun için mesela sana sadece bir şey alabiliriz bir şey hakkın var. Onu alabilirsin. Ondan sonra bak oyuncak mı oyuncak alma yok. Zaten evde oyuncaklarım var yeterince gibi. Yani ben onu baştan yönlendirerek onun içeriye almam bence bu da bir çözüm olur yani. Evet. Bir de orada öfkenin altında yatan anlaşılamama. Hmm. Evet, onu istiyorsun. Seni anlıyorum diyelim. Bu çikolatayı almak istiyorsun. Çikolatayı seviyorsun. Seni anlıyorum. Ama hakkını işte atıyorum gofretten yana kullandın. Veyahut işte elimizdeki bunu alabilecek bir paramız yok. Ama daha sonra seninle neler yapabiliriz diye konuşacağım. Deyip böyle çekilebilmek. Hani orada da ona anlaşıldığını hissettirmek de önemli. Ben yanındayım. Ben seni an evet, anladım. Ben seni anlıyorum. Ee, onu karşına değil yanına almak ama, aslında. Alternatifler üretmek. Evet. Hemen o anda. Çıkınca evde neler yapabileceğimize bakalım. Evet. Gibi e etkiler olabilir ama oradaki duruşu göstermek de önemli. Hani Orada millet ne derden biraz da çıkmak lazım. Çünkü bu sefer çocuğu her seferinde e, bir silah eline vermiş oluyoruz. Tabii orada mesela bağırsa bile çocuk şunu bilmeli. Ben buraya yıksam bile evet. benim babam bunu almaz. Evet. Annem Ondan... bunu almaz. Burada senin duruşların çok güzeldi ya yani. <laughs> öyle mi? Çatlasa patlasa da. Bizim öyle bir şeylerimiz çok olmadı ama <laughs> evet. bilirim yani sanırım. <laughs> şöyle işte yani. neden olmadı işte bak onu da sormak lazım. Olmadı ama neden olmadı? <laughs> evet bu bilgilerden dolayı yani. <laughs> ne yani yapardım gerçi... ben? Ya, Ciddi almazdın. Evet. Yok. Net bir duruş gösterirdin. Evet. Onunla beraber çok etki etmeyeceğini bilirdin. Eğer daha devam ederse nelerle karşılaştığımızı bilirdik yani. Evet. Bir bedeli olduğumuzu bilirdik. Yapılan evet. davranışların. O da önemli. Şimdi çocuğumuzu seviyoruz. Çocuğumuza değer veriyoruz. Çocuğumuz bizim için kıymetli ama çocuğumuzla başımızın üstünde de almak o da doğru değil. yani evet. Çocuğun her dediğini yapmak. O da doğru değil. Yani soytarı çocuğu... etme kendimizi o da doğru yani, değil. Tabii yani, yani çocuğun soytarısı olmak. Bugün evet. mesela anne babaların birçoğu maalesef çocuğun ağzından daha çıkmadan takmak. Evet. İstekler daha ağzından çıkmadan ağzının içine bakıyor. Acaba ne isteyecek diye. Evet. Bu, da olmaz yani. Çocuğu şımarık hale getiriyor bu sefer. Orada baba bir otorite noktasıdır. Anne yine babayla bir araya gelip tutarlı bir şekilde otoritesini ortaya koymalıdır. Yani burada evin hakimi çocuk değil çocuk tabii çünkü. Evet. Elbette ki makul ihtiyaçları karşılamak bizim görevimiz. Evet. Elbette ki çocuğumuza ilgilenmek, çocuğumuza güzel hediyeler almak bizim görevimiz. Ama her istediğini yapmak, Yerli yersiz Her şeyi yapmak da bu sefer sınırını bilmeyen, ukala bir çocuk. Hatta hatta şu da çok ortaya geliyor. Annesine babasına vuran çocuklar. Ufak olsa bile yani. Allah Allah. Bunlar bile devreye giriyor yani. Evet. Yani burada e, biraz daha e, çocuğu e, anne babayı yöneten çocuk. Evet. Hale Şimdi, gelmiş durumda bazı ailelerde. Burada en büyük problem şu. Sen anne babasın. Evet, güzel. Kural koyucu olan sensin. Sen, sen ne dersen o olur. Evet. Şimdi Çocuk ne derse o oluyor. Değil. Maalesef. Sen ne dersen o olur. Yani bu konuda net, kararlı ve tutarlı olan anne babalar çocuklarını daha güzel yönlendiriyorlar. O öfke kontrolüyle ilgili de baktığım zaman ben işte önü açılmış, kendini iyi ifade edebilen, çocuğuyla iletimi iyi olan, ve çocuğunu gerçekten doğru isteklerini, taleplerini yerine getiren. Şimdi çocuğun düzgün istekleri de var. Ona o da, da hayır demiyor yani. O da önemli. Sonuçta, o da önemli yani. Öfkeyle alakalı mesele de ihtiyaçları karşılama. Karşılanmayan çocuk da farklı öfkeli ortaya çıkarabilir. Tabii. Yani o yani sonuçta ifade ettiğinde mantıklı mı mantıklı istekleri, talepleri bunu yerine getiren çocuk. Sonuçta kardeşim bu benim en doğal hakkım ama vermiyorlar. Şimdi öfkeleniyor. Dinlenilen. Dinlenilen. Dinlenilen ee, bir şey. Çocuk çok da öfke problemi yaşamaz. Yani. Evet. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam ediyoruz. Evet, çocuklardaki evet çocuklardaki öfke sorunlarını ele almaya devam ediyoruz. Şimdi öfke sorunu olan çocuklar var ve bu konuda anne babalar çözüm olarak nelere dikkat etmeli, neler yapmalı. Biraz da bunun üzerine konuşalım. Evet hala ne diyorsun? Burada telkin metodu önemli. Bizim hmm. beynimizi şekillendiren en önemli şeylerden biri sözler ve telkinler. Evet. Ne i̇yi, söylediğimiz iyi, güzel, iyi, doğru, iyi dedikçe insan iyi hissetmeye başlıyor. Hmm kötü, çirkin, kötü, nefret dedikçe de kötü hissetmeye başlıyor. Hmm. Onun için de hatta bununla alakalı yapılmış bir deney var. Bir gün öğretmen bir tanesi okula gelmiş. Öğretmen arkadaşlar diyormuş ki senin bugün gözünün altında biraz morluk var. Bugün keyifsiz hissediyorsun. Bugün senin bir neşen yok ya. Bugün sen galiba biraz hastasın. Öğlen hastane gitmiş. Allah Allah. <laughs> bir şey olmamasına rağmen. Tabii. onun için de telkin metotları, doğru telkin kalıpları oluşturmalıyız. Hmm. Ben mesela böyle yaptığım öğrencilerim var. Sınav kaygısına yönelikte, de, ders çalışma yönelikte, de, dikkatle alakalı da. Bunu öfkeyle alakalı kullanabiliriz. Sakinleşiyorum, iyiye gidiyorum, daha iyi ee, davranıyorum. Sakinim. Dur, düşünüp davranıyorum, hareketlerime dikkat ediyorum, adımlarımı düşünerek yapıyorum. Sakinim, huzurluyum gibi telkinlerde çocuğa iyi geliyor. Hmm. Ve bunu yine güzel bir müzik eşliğinde, su sesi eşliğinde, güzel bir ormanlık alanda, özellikle yatmadan önce ve uyandıktan sonra dinlemesi, kısa da zaten bir dakikalık videolar, bu da çocuğa iyi gelmeye başlıyor. Yani sen şimdi o öfke problemi olan çocuk için evet. özel, hap, telkin Kalıplar. cümlelerin olduğu, arkada müzik sesleri, su sesinin olduğu, orman, o, o doğanın olduğu, evet. o huzur veren atmosfer ya o atmosferin evet. olduğu, e, sesin bulunduğu şekilde e, sen telkin cümleleri söylüyorsun. Evet. Ve o çocuk dinliyor bunu öyle yatıyor öyle mi? Öyle. Tamam Böyle güzel. Böyle iç ses değişmeye başlıyor. İç ses değişmeye başlıyor. Çünkü problemlerden bir tanesi iç ses. Hmm. İç ses vur, kır belki izledikleri, belki gördükleri, belki de yaşadıklarıyla çocuğun iç sesleri ortaya çıkıyor. Evet. İç ses değişsin ki davranış değişsin. Güzel. Böylelikle iç ses daha iyi bir konuma gelmeye başlıyor. Bu da bu şekilde hatta bunun da bir e, örneği de bir gün muhabbet kuşu vardı bizim tanıdığımızın. Çok güzel konuşuyor. Ya bu ne kadar olur? Çok kısa sürede çok güzel konuşmaya başlamış. Çocuk ses kaydı oluşturmuş. Gece kuşa dinletmiş. Aa, sürekli. <laughs> kuş hepsini öğrenmiş. Ya çocuklar da biraz bilinçaltı daha açık. Açık. Dedik ya zaten bunu kötüye kullananlar da iyi biliyor. O şekilde şekillendiriyor. Bu şekilde olumlu şeyler verilebilir. Veya olumlu müzikler var. Çocuk müzikleri. Hmm. Yine böyle hem ona sevgiyi verecek hem o şefkati verecek. Yine doğru müziklerle e, çocuk kanallarında bu şekilde müzikler çocuğu da olumluluğu bu öfke yerine güzel duyguları devreye çıkarabiliyor. Yani burada çocuğun neyle beslendiği önemli. önemli. Yani onu hırçınlaştıran, onu geren, evet. işte onu sinirlendiren bu hepimiz için geçerli. geçerli. Biz eğer kavga, dövüş, sıkıntı, problem, o tarzda haberler, evet. o tarzda olaylar mesela duyuyorsak, evet. farkında olmadan bilinçaltımızı biz biz de kirletmiş oluyoruz. Kirletmiş oluyoruz. Ve, ve ne oluyor? Girdi böyleyse çıktı buna göre oluyor. Ben de hırçınlaşıyorum. Maalesef. Neden? O, o ortamda okuduklarım, o gördüklerimin bana yansımasıyla ben de hırçınlaşıyorum. O noktada çocuğu sakinleştirecek, sakin olmasını sağlayacak işte müzikler, sözler, e, yayınlar. mesela yayınlar çocukla e, çocuk onunla beslenebilirse o öfke problemi daha az yaşanır. Güzel. Ee, anne baba da çocuğun iki elinden tutup sakinleşiyorum, huzurluyum, daha iyi gidiyorum gibi cümleler bu da etkili olur. Hmm. Göz hizasını dinleyip ellerinden tutarsa bu da o etkili olur. Telkin metodunu aklımızda tutalım. Tamam. Cebimizde dursun. Bir diğer önemli bir metot doğru nefes teknikleri. Hmm. Nefes ve öfke arasında önemli bir bileşen var. Nefes bizim hayatımızı etkileyen en önemli etkenlerden bir tanesi. Burada da biz anne babalar olarak da burada zayıfız. Nefes alıp vermede normal akışında devam ediyoruz. Burada uzman konuşmacılar, uzman tiyatrocular bunu güzel kullanıyorlar. Diyafram nefesi. Hmm. Bebeğin anne kanına nefes aldığı an burundan alıp ağızdan veriyorsun göğsün ilk karnı şişiyor. Hmm. Mesela çocuğu orada pencerenin kenarına çıkarmak Yine oradan nefes almasını sağlamak önemli. Veyahut açık alana çıkmak. Hmm. Beraber yürüyüşler yapmak. Bu da önemli. Dediğimiz gibi yani hareket de çocuğun bir ihtiyacı. Hmm. Orada çocuğumuzla beraber dedik ya kaliteli vakit geçirmeye. Çocuk basit yani. Oyun oynamak gerçekten çocuğa basit. Oğlum hadi bir 10 tur koş gel. Çok güzel. Çocuk bunu hem severek yapıyor hem de o enerjisini atmış oluyor. Evet. Ve gerçekten o dediğimiz gibi yayına başladığımız gibi toprakla hareket edemediğimizden şey yapamadığımızdan birikim var çocukların üzerinde. Ağırlık var. O şekilde koşmaları, terle şekilde ağırlık da üzerinden çıkmış oluyor çocuklar. Doğru, çocuğun harekete ihtiyacı var. var. O hareket karşılanmayan çocuk hırçın oluyor. Oluyor. Yani bunu bir defa anne baba görmeli ve çocuğu işte parka çıkarma, dolaştırma, gezdirme, o enerjisini atmayı sağlamak da bence öfke ile ilgili güzel bir çözüm. Ne bir diğer çözüm? Abdest alma. Hmm. Abdest alma tekniği. Gerçekten özellikle şu ense bölgemizde, kök bölgesinde sinirlerin oluştuğu bir bölge. Abdestle mesela o bölgeyi suyla şey yapıyorsun. Ne yapıyor? İnsanı bir sakinleştiriyor. Yani çocukumuza biz beraber hem abdest alsak, hem bunu taktik olarak bu onda bulundursak, hem namaz da insana bir terapi gibi geliyor, huzur gibi geliyor. Namazımızı da kılmaya çalışsak bu da çocuğa gelir. Onun dışında da oğlum bak kendimiz bunu uygulasak, çocuğumuza bunu önersek. Sen, mesela ben, ben, bir öğrencim vardı. Bakmış her tarafını böyle yıkamış şey yapmış. Hocam diyor dediğiniz yapmaya iyi geldi diyor. <laughs> o kadar da yapmasaydın dedim. <laughs> Çok ıslatmış. <Ama, gülüyor> Sinirlenince şey mi yapmış? Ensesini ıslatmış. Ufak bir çocuk birinci Baktım baya baya yıkamış yüzünü. <laughs> Dedim biraz daha yavaş yap böyle ufak ufak yap. Bu şekilde böyle. Ama tatlı yani. Hoşuma gitti. Evet. Uygulamaya çalışmışlar. çalışmış yani. Uygulamaya yani. Güzel. Ee, yine bir diğer önemli metodumuz spora yönlendirme. Ha. Yani bunu da gerçekten sporla çocuğun enerjisini olumlu noktaya kıtması lazım. Bazı çocuklar gerçekten çok enerjik. Tabii. Bu enerjin gerçekten patlamaya hazır. Ve biz bir şey, dur, dur, dur. Sürekli baskılıyoruz yani. Sürekli bir engelleme var. Engellenme de öfkeyi bir etken. Tabii çok e, önemli. Mesela özellikle apartmanlardayız biz şimdi. Evet. Alt üst. Şimdi duyacak çocuk hareketli. Hı hı. E, o dur. Aman bak rezil olacağız. Aman duyacaklar. Alt komşu ne der? Yapma bunu. Şimdi gürültü oluyor. Evet. Şimdi doğru ama doğru ama o zaman bu çocuğun sürekli bastırılması bir yerden patlar bu. Evet. Sonuçta eğer apartmanlarda yaşıyorsak yaşıyoruz doğru. doğru. Bunu değiştirme şansımız yok. yok. O zaman e, çocuğu işte spora yazdırarak. Evet. Ya, da belli saatlerde dediğin gibi bir yürüyüşler yapma. Parka gitme. E işte parka, parka gitme. Onun o enerjisini atabileceği ortamlar sağlayarak biz en azından bunu dengelememiz lazım. Atmamız lazım. Mesela biz, biz misafire gitmiştik. Çocuk topu çıkardı. dedim alt komşu. Yok ya dedi, bizim alt komşumuz dükkan diyor. <laughs> Akşam olmayacağını biliyor yani. Onu rahatlıyor. hep böyle penaltı çekeriz, maç yaparız diyor çocuk. Ama orada da gerçekten hassas anne babalar, Onda bir iki tane tanışmıştım. Çok hoşuma gitti. Hocam ben bile bile zemin kat tercih ettim diyor. Hmm. Hem çocuğum hareket çocuğum küçük gencimi, diye. Karşılasın. Hem de alt katımı rahatsız etmeyeyim diye. Hmm, güzel. hoşuma gitmişti yani. Orada da illa mükemmel böyle spor testlerine gerek yok. Bazen çıkma sokaklar bile değerlendirilebilir. Doğru. Yani öyle değerlendirilen yerler var. Şimdi ben de mesela bakıyorum. Küçük yaşta ben sizi Maytay'ı'ya gönderdim. Evet. Uzak doğu sporları özellikle hem özgüven geliştirme adına çocuktan hem de aynı zamanda kontrolü öğrenme. Kontrolü. Yani enerjisini atıyor ayrı bir şey. Ama aynı zamanda şimdi kendini korumayı öğreniyor. Evet. Öfkeyi olumlu noktaya kullanmaya evet. öğrenmek lazım. Şimdi ben şunu gördüm. Mesela öfkeli hırçın insanların bile bu uzak doğu sporlarıyla beraber sakinleştiğini gördüm. Neden? Çünkü şiddeti orada e, yani şiddeti nasıl profesyonel anlamda değerlendirileceğini evet. görüyor. Doğru. Bu sefer ne oluyor? Karşı tarafı mesela kavga etse onu harcar. Evet. Ama onun yanlış olduğunu biliyor. Ama şu önemli, oradaki hoca da önemli. Tabii hoca da önemli. Gerçekten ediz hocamız da o ahlakı veriyor, sonra tekniği öğretiyor. Zaten. Tabii. Ki. Ve idmanlarda da gerçekten yoruluyorsun, şınav, mekik şeyler. Çünkü maalesef baba orada da ikiye ayrılıyor. Evet. Yani ya çocuk dediğim gibi kontrolü sağlıyor veya tekmando bilerek, boks bilerek dalıyor. He. <laughs> Mesela iki kat büyük bir problem ortaya çıkarabiliyor. Soran velilerim var. Dediğimiz gibi onu bir akıtmak lazım bir yere. En evet. azından böyle kum torbasıdır, bir yastığa o şeyini kullanmasıdır, enerjisini atmasıdır olabilir. Ama bazen iki kat büyük problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Yani o hmm. tekvando bilerek doluyor çocuğa. Bu sefer işin içinde hiç çıkamıyoruz. Bir anne babanın bunu vurgulaması lazım. Bunu sen artık senin bir silahın hale geliyor. Ki de öyledir. Öyledir. Resmi distanslı sporcuların bu yaptığı sporlara karşı kullanması bir silah unsuru ortaya çıkartıyor. Bir suç unsuru ortaya koyuyor. Hem de ikincisi bunu yapmazsan, bu şekilde davranırsan bu spora devam edemezsin. Anne babanın bir de hocaların. Yani orada da bazı bilinçli çok değerli hocalarımız var. Bazı bilinçsiz maalesef hocalarımız da var. Kendi de mesela kavgalara karışan başka böyle hocalar var. Orada da çocuğuma ben rol model olacağını da bilmem lazım hocanın. Tabi tabii. Onda dikkat etmeliyim. Sporda önemli. Ben özel orada basketbol öneriyorum. Evet. Koordinasyonu da sağlıyor. Bir topu hakimiyet. Futbolda maalesef yani üzülerek söylüyorum spor kardeşliktir ama futbolda da bu taraftar, magandalı, küfürlü ortamlar bir de çok yakın temas olduğu için futboldan ben biraz da basketbolu, salon sporlarını öneriyorum. Bir de, de yüzme. Yani hmm, imkanı varsa yazları yüzme de su güzel bir sağ sağlar. Hem de enerjisini atmasını da sağlar. Yüzme biraz daha mantıklı geliyor. Evet. Sporla alakalı ama mutlaka o tarz hareketli çocuklarda, tepkisel çocuklarda sporda önemli. Bir diğer önemli madde de geçen bir çok uzman bir tanıdığım önerdi. Ata binme. Hmm. Özellikle tepkisel çocuklarda. Ya o tepkiselliğini, kontrolsüzlüğünü bir kontrol altına almak böyle bir canlı iletişime geçmekle sağlanabilir. Hmm. Ata binmenin de yine daha iyi geldiğine yönelik dönükler var. Ve evcil hayvan kedilerin de yine öfkeyle <laughs> alakalı kalp rahatsızlığı iyi geldiği öneriliyormuş. Evet, hiç biz ata binmedik. Evet. At tecrübemiz yok. Yok. Ve sizlere de hiç ata bindirmedim. Evet. Ama gerçekten o o işi seven insanlar da bakıyorum, e, terapi gibi geliyor herhalde. O işi bırakamıyorlar. Doğru. Yani çünkü önemli, e, tepkiselliği kontrol altına alabilmek için bu tarz yöntemler kıymetli. Bir diğer önemli madde ise terapotik hikayeler. Hmm. Yani burada özellikle yine Mehmet Teber Hocam'ın ve Kids Taste gibi bir uygulama var hmm. Google e, Play Store'da. Oradan da indirilebilir. Orada hikaye, bizim belki ecdadımızın hikayelerinde de bu var. Normalde bir hikaye okuyorsun ama orada duyguların sağlatılmaya başlıyor. Hmm. Ben mesela Mehmet Hocam'ın depremle alakalı çocuklar ücretsiz yayınladığı hikayeler vardı. Onları okuyordum. Vefatla alakalı falan da var hikayeler. Bir an öğretmen ağlamaya başladı hüngür 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 öğretmen alıyor. Niye? Onda birikmişlik ortaya çıktı. Hmm. Duygularını o şekilde sağlatmış oldu. Ama bunu çocukla öfkeyle alakalı hikaye o kadar güzel ki biz onun dışarıdan hikaye zannederiz. Ama o kadar güzel mesajlar oluyor çocuk. Böyle bir farklı ruh haline geliyor, içi sıkışıyor falan ama bittikten sonra çok büyük bir rahatlık ortaya çıkıyor. Yani oradaki hikayeyle kendini özdeşleşim kuruyor. Ondan sonra ne yapıyor? Orada kendini koyduğu için oradaki o duyguyu yaşıyor. Aslında empati boyutu da gelişiyor. Gelişiyor. Bilinçaltı o hikayeleri alıyor. ve evet. Duyguları atmaya başlıyor. Sonrasında da yine resim çizdirirsen o hikayeyi. Daha da böyle içinde o enerji atıyor. Hmm. Bu şekilde daha iyi bir noktaya gidebiliyor. Yani burada çocuğun içindeki o birikmişliği atabilecek her türlü yöntem. Yöntem. Bu hikayeler bunların en güzellerinden birisi. Bir tanesi. Ben bunu uygulamaya çalışıyorum. Güzel dönüklerde de aldım. Yine Mehmet Hocama da teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel üretimler bence bunlar. Sayıları da artmalı. Diğerde Kids Tales diye bir uygulama. O uygulamada hadsiz hikaye var hem de ücretsiz. Hmm. Oradan da faydalanabilir velilerimiz. Ve senin çocuklarla biraz bakalım. Ama senin hani öfkeyle alakalı nasıl aşımladın bu süreci? Valla şöyle öfke problemim yani bende de vardı ve ben baktığımda mesela gençlik yıllarıma bir baktım dedim ki ya bende öfke sorunu var. Ani patlamalarım var. Evet. Bir defa benim nelerin kızdırdığını bulmaya çalıştım. Mesela evet. yalana deli oluyorum ben. Evet. Kendimi kaybediyorum ya. Şimdi ben nelere kızıyorum? Tek tek bir ay boyunca kızdığım, tepki verdiğim her şey mesela aşırı trafik Hı -hı. anında sinirleniyorum. Mesela bunları tek 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 çıkardım. Çok güzel. Ve bu neden önemli? Şimdi sen diyorsun ki sakin ol Kardeşim olabilirse olacak zaten. Evet. E, olamıyor insan. Şimdi ani tepkiler zaten öfke dediğin şey. Doğru. E, yani Peygamber Efendimiz de ne diyor e, sabır ilk şoku yediğin andır. Önemli. Şimdi sa sabır edemiyorsun sen yani orada sabır etme nasıl sağlanabilir? Sabır etme neye kızdığını neye tepki verdiğini önce ölçmekle olur. Ben tek tek bir ay boyunca bunları çıkardım, listeledim. Şimdi ondan sonra o listelediğim şeyi tek tek okudum. Dedim ki ben buna kızıyorum. Neden kızıyorum? Ben buna kızıyorum. Neden kızıyorum? Hepsinin altında benim farkında olmadan yüklediğim bir şey var aslında. Evet. Onları bir gördüm. Onların farkına vardım anda ne oldu biliyor musun? Beni öfkelendiren şey geldiği anda ben gülmeye başladım içimden. Neden? Hı -hı. Allah Allah. Bak benim beni sinirlendiren şeyi yapıyor. Çok önemli. Bak saliseyle ya. Saliseyle ön beyin mesela fa o farkındalık devreye giriyor Hı -hı. ve seni durduruyor. Zaten Hı -hı. öfkede biz şunu yapabilsek olay bitti. Dur, düşün, seç düğmeleri var beynimizin. Evet. Bak, dur, düşün, seç. Adam duramıyor ki. <laughs> şimdi problem orada. Direkt eee seçiyor. seçiyor. Şimdi o durmayı başarsa dur. Durduğu anda düşünmeye başlıyor. Evet. Bu yaptığımın bedeli ne olur? Bu yaptığımı bana yapsalar ben ne hissederdim? Bak şimdi. Bu, devreye. tabii düşün devreye girdiği anda zaten sen seçerken Ha, böyle davranırsam o ne hisseder? Ee, dediğin anda zaten onu yapamazsın. Evet. Yani burada dur düşün seç düğmeleri. Evet. Mesela benim hayatımı değiştiren olmuştur. Evet. Beynimizin dur düşün seç düğmeler var. Ben duramıyorum. Neden duramıyorum? Beni öfkelendiren neler? Onları tespit ettim ben. Evet. Ve o tespit ettiğim şeyler benim durmamı sağladı. Şu da önemli baba. Mesela öfke ile alakalı problem hep dışarı atma. Bazı insanlar öfke problemi dışarıdan kaynak olduğunu görüyor. Evet. İşte o diyor öyle arabayı yapmasa olmazdı. Şu kadın şöyle yapmasa olmazdı. Çocuğum şöyle yapmasa olmazdı. Kendi değil dışarıdan. Bende olan bir problem. Kontrol yine benden olmalı. Ben bunun farkına varmalıyım demişsin. İlk basamak bence yine bu. Evet. Şimdi orada burada işte. Bununla alakalı adımlar. Tabi burada işte o dur, düşün, seç düğmelerinin farkına vardığın anda. Evet. E, ve sen... Orada kontrolün başkasıyla değil, seninle ilgili bir şey bu. Evet. Sen kontrol edemiyorsun. Burada o kontrolü ben niye mesela aniden bir tepkiyle beraber Allah göstermesin seni çok kötü yerlere sürükler. Söyle Biliyorsun hapishanelerde işte o dur düğmesi, dur düğmesini göremediği ve seçemediği için e bunun vebalini çok ağır ödeyen insanlar var. Pişmanlık. Ha, onun için öfkeyle ilgili bir problem varsa kesinlikle kendi üzerine çalışman lazım. Evet. Gerekirse kendin yapamıyorsan bununla ilgili bir uzmandan destek almak lazım. Çünkü öfkenin bedeli eğer çözülmezse çok ağır olur. Evet. Eşini kaybedebilirsin, çocuğunu kaybedebilirsin. Allah, Allah göstermesin birinin canına e, kast edebilirsin. Kendi canına kıyabilirsin. Kendi canına kıyabilirsin. Tabi bir delilik anı. Onun için burada dur düşün seç düğmesi ciddi anlamda işe yaradı. Ve ortam mesela sinirlendiğim ortamdan çıkma. Mesela evet. bu da güzel bir yöntem yani ben bunu ara ara kullanıyorum. Yani orada yüzleşme yerine e, kaçmak, e, işte bir abdest alma. senin evet. dediğin işe yarar. Ondan sonra sayma. Sayma. Yani evet, tam sayma. Sinirlendin e, birden ona kadar say. Tespit çekme. Ha. Yani yani şimdi yeşillikler, dua. Doğanın da kendi bir sağaltım var yani. Evet. Yani birden ona kadar say. E, eğer e, eşine sinirlenmişsen saymaya devam et ve hemen kaç. <laughs> Önemli. Yani gerçekten öfke meselesinde neler yapabiliriz? Ben de çok hırsımdan öfkeleniyordum. Kaybedince evet. mesela tam mesela tahammülsüzüm oluyordu. Hatırlıyorum. Ortaokulda lisede çok fazla kavgam oluyordu. Evet. Artık yani bir tane daha olayın olsa liseden gönderilme düzeyine kadar gelmiştim yani. Hani e, Ama orada bir rehber öğretmenimiz güzel bir şey. Dedik ya kök nedeni keşfet. Odaya almışlardı. Tala ne yapıyorsun sen dedi ya. Namun mu yürüyecek oğlum dedi. Hani dibini alıyor. Sanki meşhur olacaksın kavga edersen, birini döversen gibi. Tabii. Evet. Şok oldum ben böyle bir şöyle, tek görünce. Şöyle kazanma hırsı sende çoktu. Evet. Yani o Kaybetmeye tahammül edemiyordun sen. Yine bir hocamız var. O da çok sert bir hocaydı. Çok disiplinli bir hocaydı. O okulda bağırdı, çağırdı bizi. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bir günde bizim e, çarşıda bir yayla suyu var. Orada ben yüzümü yıkıyordum. Tam da oradan hoca geçti. Oh iyi yapıyorsun dedi. Bak yaylı iyi girer dedi. Ne yapıyorsun oğlum sen ya dedi. Sen bu değilsin ki dedi. Hazreti Mevlana yok dedi. Yunus Emre'yi oku dedi. Bir atalarımızı, ecdadımızı bil dedi yani. Çok hoşuma gitmişti yani. Gerçekten ben de böyle bir içimden bunu aşmalıyım, yenmeliyim demiştim. Öylelikle mesela okumalar yapmıştım. Manevi okumalar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun hadisleri yine nedir? Güçlü pehlivan rakibini yenen değil, öfkesini yenendir diyor. Tabii. Müthiş. Yine mesela öfke anda ayaktaysan otur, oturuyorsan uzan diyor mesela. Tabii. Yine mesela Kanuni Sultan Süleyman'mış. Bir karar alacak. Ben şu an öfkeliyim. Karar almazmış mesela. Böyle okumalar yapmıştım, araştırmalar yapmıştım. İyi gelmiştim arada mesela. Tamam yani öfke, öfkemin e, durdurmamı sağlayacak bilgiler. Bilgiler. Tabii donanımlar. tabi Tabii bilinçlenme. O zaman ne oldu işte? Dur düğmesinin evet. daha çalış, çalıştırmaya başladın Başlıyor sen. Başlıyor insan. Çünkü yani hepimizin beyninde bak, dur, düşün, seç düğmeler var. Şimdi beni durdurmayı sağlayacak, öfkemi durdurmayı sağlayacak her türlü bilgi, tecrübe, deneyim o dur düğmesinin aktif halde çalışmasını sağlamak birinci önemli şey. Olgun ve bilgi oluyorsun yani. Tabii. bunu sağladığın anda zaten düşünüyorsun. Aa, düşündüğün zaman onu sorguladığın zaman zaten seçtiğin düğme senin mantıklı düğüm olur. Evet. Yani o zaman zarar veren değil yapıcı bir şekilde olayı bitiren bir insana dönüşürsün ki asıl yapılması gereken bu. bu. Yani öğrencilerime mesela öfke dağı patlaması diye bir uygulamam var. Bir hmm. Bir yanardağ şekli. Dört tane basamaktan oluşuyor öfkelendiğin hangi laf seviyesini çıkıyorsun? Mesela 4 diyor. Oo, hemen bir patlamaya başlayan. 3 diyor. Biraz daha nispeten. Bazısı 2 diyor. Gibi mesela laf seviyelerini çıkarma. Biri Ö, bir soru önce laf seviyesini belirliyorsun. Belirliyorsun. 5 yani üzerinden bu... kaç? Aynen. Aşırı öfkelenen bir çocuk mu? Hemen böyle aşırı öfkelenmeyen bir çocuk mu? Veya 1 diyor. Ama patlıyor kendi yanıyor. Kendini tanımıyor. He. Onu da görebiliyorsun. biliyorsun. İkincisi senin laf seviyeni yükselten nedir? İşte dediğim gibi dalga geçirme. Sever ne diyor? Çocuk dalga geçilince öfke sebebi yapmış ama ben mesela diyelim ki da, biri sana dalga geçti. Işte. Kendimden örnek veriyorum. Diyelim sen de biz arkadaşız. Sen bana dalga geçti diyelim. kulakların büyük dedin, kepçe dedin. Bu benim mi kötü biri yapar, senin mi kötü biri yapar? Canım. Güzel. Mesela onu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Hani nedir seni öfkelendiren? O da dedin ya farkındalıklar ortaya Farkındalıklar çıkarma. evet. Daha sonra bu laf seviyesindeyken hangi duygular ortaya çıkıyor? Hmm. Bir pişmanlık. Aa diyelim bak. Pişman oluyorsun ya. Bak sen buradasın. Hiç buraya gelmek istemiyorum. Hiç istemezdim hocam ya. İşte, lav seviyesi diyor. mesela yüksekken ne oluyor mesela? Sen öfkelendin. E, hırçınlık. Bak mesela saldırganlık. Saldırganlık. E, son, sonu pişmanlık ama. <laughs> pişmanlık. Bazı çocuklar diyor üzgünlük. Onu hmm. ortaya çıkarıyorum. Bak bunun sana nasıl oldu? Sen burada olmak ister miydin? Bak müdür beyle görüşmek ister miydin? Veyahut öğretmenleri sen böyle yaparsan nasıl düşünür? Gibi. Tabii. Yaptığınız sonuçlarını neler Gösterme. olabileceğini göstermek. Bir diğer en son basamakta lav seviyeni azaltan veyahut hiç e, patlamasını engelleyecek neler yapılabilir? Hmm. Ne gibi Baştan neler yapılabilir? yani o yanardağa hiç ya ateş vermeyelim, odun vermeyelim. Bahsettiğimiz çözüm önerileri neler? Hmm. İşte dediğin gibi uzaklaşmak olan yerinden, abdest almak, sayı saymak, İşte bazı tespih çekmek, almış bir zikirmatik verdi hocam babam bana diyor. Ben diyor bin tane diyor la ilahe illallah çektim diyor. Bayağı iyi geldi bana diyor. Geçen bizim de öğretmenimiz var. O da öyle diyor. Bana da şunu yapmak iyi geliyor diyor. Baktım sakinleşmiş mesela öyle. İyi güzel. Yani yine farklı farklı. Metodlar. Ama kendini Denin... tanıyıp senin neyi sakinleştiriyorsa onu deneyen sonuçta doğru söylüyor. Derin nefes almak. alman. Evet. Çocuğum biri geldi. Benim odama geldi. Pencereyi açın hocam diyor. Bir nefes alalım diyor. Öfkeledim diyor. <laughs> <laughs> yine mesela şu da önemli. Biz anne babalar öğretmenler için. Öfke problemi olan bir çocuk. Öfke problemi olmadan bize geldi. Mesela dedi ki bana geçen. Çok hoşuma gitti. Öfke problemi olan bir öğrencim var böyle. Hocam dedi ikinci sınıflardan bir çocuk bana bulaşıyor dedi. Kötü sözler söylüyor dedi. Bir şey yaptım dedim. Yapmadım dedi. Size geldim. Siz bana öyle demiştiniz ya dedi, Çok takdir ettim. O takdiri de vermek lazım çocuğa. Tabii. O an zararı uğratmadan yaptığı güzel davranışlarda takdir alması lazım. Tabii. Olumlu şekilde karşılanması lazım ki çocuk ee, güzel bu olduğunu görsün. Tabii. Gördü bak ne kadar güzel bir çözüm yolu önermişsin. Ben şimdi onu çağıracağım. Senin rahatsız oldukları neler? Ona da soruyorum. Sen de bak bana bir şeffaf ol. Sen onun neler yaptın? Durduk yer yapmamıştır. Ben de ona bir iki kere omuz attım falan dedi mesela o Ve <laughs> <laughs> demiş bir de diğer çocuk gelince de bak ben boksçuyum demiş. Ona göre bak hal ve hareketine dikkat et demiş. Diğer çocuk da geldi bana böyle böyle dedi dedim. Sen ondan özür dile. Sen onunla. Hatta diyorum çocuklara daha çok hoşuna gidiyor. Hakkını helal et bana dedi, diyorum. Ellerini sıktırtıyorum. Baktım buz daha çabuk eriyecek. Hemen, de bir sarılı verin diyorum. Çöz bileyim, gönderiyorsun. Güzel. Ama bu şekilde öndemler yani çocukların hata yapmadığı noktalarda da olumlu şekilde karşılanmaz. Güzel. Çünkü sürekli bir problem olursa bağırmaya odaklanmışız. Evet. Artılığını artırmak da kıymetli çocuğun. Yaptığı Do güzel işleri artırmak da önemli. Ya şimdi mesela güzeli görmek. Evet. Şimdi çocuklar hata yapar. Hatalarından ders almasını sağlamak. Aynen öyle. Bu doğru bakış açısı önemli. Tabii yani sonuçta çocuklar e, iletişim sorunlarını çözme becerisi kazanmalılar. Sonuçta iletişim sorunu yaşamalı. Yaşıyor. yaşıyor. Yaşadığı zaman nasıl davranacağını da bilmeli ve öğretmeliyiz biz. Aynen. Yarın bugün çocukken bu sorunları nasıl çözebileceğini bilen insan yarın büyüdüğünde hayatın içindeki yaşadığı diğer sorunlar da aynı yöntemlerle çözmeye başlayacak. Yarın eşiyle evlendiğinde sorun yaşadığında aynı şekilde çözmeye başlayacak. Evet. Onun için çocuklara o doğru iletişim becerilerini ilişkide nasıl yönetmesi gerektiğini öğretmemiz de şart. Problem çözme yeteneği. iyi olan insanların zaten öfke problemi daha aşağıda çıkmış. Doğru. Araştırmalar bunu gösteriyor. Onun için bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi burada ben mesela çocuklarda öfke problemi olduğunda nelere dikkat etmek gerekir? Biz nelere fokuslanmalıyız diye düşündüğümde bir empati. Evet. Çocuğun duygularını anlamak çok önemli. İki duygularını tanıma ve ifade etme boyutunu ihmal etmememiz çok önemli. Zaten bunun üzerine konuştuk biz. Evet. Yani çocuk ne hissediyor? Neden böyle bir tepki veriyor? Bizim bir çocuğu önce anlamamız evet. lazım. Anlamadığın şeyi yönlendiremezsin. Doğru. Ve yönetemezsin. Ee, ve uygun davranışlar sergilemesi gerektiği. Evet. Kızdım, vurdum. Hayır kızabilirsin. Doğru. Ama vuramazsın. Öfke bir duygu ama saldırganlık bir davranış. Tabii. Buna dikkat etmesin. Zaten. Tabii bunun altını çizmemiz lazım. Sınırlar koyma ve kurallar belirleme. Evet. Yani kabul edilemeyen davranışları öğretmemiz lazım. lazım. Yani bu burada da yani sınırsız bir hayat yok. Yok. Sınırlar var. Çünkü başkasının benim özgürlüğüm var ama başkasının özgürlüğüne hakkına tecavüz ettiğimde bu benim özgürlüğüm anlamına gelmez. Ermez. Bu sefer onun özgürlüğüne ben müdahale etmiş oluyorum. Sınır koyma becerisi çok önemli. Çok. Bugün anne babaların vermesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Birisi bu. 4. E, problem çözme becerilerini geliştirme. Evet, Dedi ki sorunlar var hayatın içinde ama bu sorun nasıl çözecek? Döverek mi? Konuşarak mı? Ondan sonra kendini ifade edebilme konusunda doğru ifade edebilme. Evet. E şimdi sen kendini ifade edemiyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Kavga ediyorsun işte. Yani bütün bunlar da sorun çözme becerisi. Ben çocuğuma ne kadar verdim? Veremedim mi? Nasıl verebilirim? Mutlaka bunun üzerine anne babaların düşünmesi lazım. Drama da burada etkili. Tabii drama da etkili Çünkü bence. Orada çocuk nelerin gidebileceğini, son neler olduğunu empatiyi bu şekilde anlıyor. Yapıyor mesela diyelim akran zorbalığı meselesi. Kendisi zorbalığa maruz kalan birini oynasa, direkt evet. anlamış olur haliyle. Aynen öyle. Yani, yani burada burada bence okullarda e, e, dramayla Çocukların yaşayabileceği, yaşadığı, evet. okulda olmasını istemediğimiz sorunlar. Bak çok önemli bir yerin altını evet. çizdin sen. Sorunları oynatalım ya. Oynatalım. Oynatalım görsün çocuk. Evet. Şimdi mesela kalemini is is istemeden aldı. aldı. Tamam mı? Şimdi al aldı sen ne hissettin? Evet. Ee, neler yaşadın? Ya da defterini yırttı. Bu soruyoruz. Bu bir farkındalık ama da yaşamak daha da bir farkındalık. Yani orada ne yaparsın? Doğru olan ne? Evet. E şimdi hocam ben döverim. Olmaz. Dur bakalım dövme yok. Aynen öyle. Şimdi neden sen dövmeyi istedin? Ya kızdım hocam. Benim defterimi niye yırtar? Mesela orada o çocukların iç dünyalarında neler hissettiğini, arkadaşının da onu görmesini sağlama. Çok önemli. Gerekirse rolleri değiştirme. Değiştirme. Sanki zaten hayat da bize bunu öğretiyor. Yani onu yapan çocuk belli bir noktadan sonra atıyorum. Ortaokulda bir zorbalık yapıyor. Hayda lisede mi geliyor? <laughs> Kurtlar sofrası. Lisede de ona yapılıyor. Bu sefer anlıyor. Biraz kendi onu öğrenmezse hayat da biraz öğretebiliyor. Tabii. Ama biz o aşamadayken en iyi şekilde nasıl öğrenebilir? Elimizden geleni yapmak, anlamaya, empati yeteneğini geliştirmeye gayret etmeliyiz bence de. E, ve 5, bu, bu da önemli onun üzerinde çok da durduk, model olmak. Evet. Yani biz öfkemizi işte senin verdiğin baştaki örnek vardı. Baba sen arabadayken trafikte insanlara bağırıyordun. Bu sefer bağırmadın. Tebrik ediyorum seni demesi oğlunun. E, şimdi burada da e, benim yaptığım, söylediğim, e, bende gördüğü her şeyi çocuğum aslında yansıtıyor. Doğru. Ben bu konuda dikkatli olmalıyım evet. anlayışında. Ben rol model oluyorum. Ben ne kadar doğru rol modelim diye bunu sorgulamada anne babaların yapması gereken en önemli şeylerden birisi. Bir evet. tanesi. Evet öfke problemini ele aldık e, bu haftada. İnşallah sizlere faydalı olabildiyse e, bizim için ne mutlu.